Tam olarak ne diyeceğimi bilemediğim bir konu var. Bu YouTube'un dibi hareketinden kanala gelen sanırım pek çok arkadaş oldu. Çünkü ben yani böyle alışık değilim orada birden bu kadar çok insan gelmesine. O yüzden hepiniz hoş geldiniz. Bu hareketten ben haberdar olmamı sağlayan şey tabii ki gelen yorumlardaki geçen işte ifade ben YouTube'un dibi hareketinden geliyorum ifadeleri oldu ama ve tabii bu olayın bu şekilde faydasını görünce kalkıp bununla ilgili bir de kendi işte kanal önerimlerimi yapmam sanırım beklenen şey. Ama ben şeyi bilemedim yani benim o kadar ben YouTube'da çok kanal takip eden biri değilim. Bir, ikincisi takip ettiğim kanalların hepsi zaten hani benden çok fazla takipçisi olan neredeyse kanallar ve hani yani zannetmiyorum ki beni takip edenlerden kimse benim şimdi söyleyeceğim kanalları bilmiyor olsun. Ama yine de ben de bir geçeyim üstünden onların istiyorum. Fakat ondan önce sizden bir ricam var. Özellikle bu YouTube'un dibi hareketinden gelen arkadaşlar biliyorum hareketin orijinalinde işte nereden geldiğinizi yazmayın falan deniyor ama yani ben merak ediyorum hani nereden kim söyledi bir haberim olsun gidip bir söyleyene teşekkür edeyim bir comment atayım altına en azından gibi bir böyle sanki bu nezaketin gereği bunu yapmazsam çok rahatsız olacağım. O yüzden eğer bu kanala YouTube'un dibi hareketinden başka bir kanal beni önerdiği için geldiyseniz sizden ricam hemen bir yorumlara bakın. O yorumlarda eğer sizin geldiğiniz kanal henüz söylenmemişse yorum olarak atarsanız çok sevinirim. Bunun dışında ben kendi kanal önerilerimi şimdi söyleyeceğim ve linkleri de koyacağım videonun açıklama kısmına. Kanallar, önereceğim kanallar DevPod, benim ilk bu olaya girmeme aracı olan kanal. Uğur Özyılmazel ve Üstün Özgür'ün muhteşem geliştirici sohbet kanalı. İkincisi Doğukan'ın kanalı. Doğukan Güven Nomak'ın geliştirici ve tasarımcı sohbetleri kanalı. Üçüncüsü Levent Sapçı'nın kanalı. Bay Area'da çeşitli yine Türk mühendisler ve yatırımcılar ve pardon girişimcilerle çok güzel sohbetler içeriyor. Dördüncüsü sevgili Selman Kahya'nın kanalı. Onun da çok güzel sohbetleri var. Yani bu zaten bu bahsettiklerimin hepsi yani on binlerce hani takipçileri var. O yüzden zannetmiyorum kimsenin bilmediğini ama yine de hani olura bilmeyen varsa hani oraları bakabilirsiniz. Çok güzel Türkçe içerik sağlayan dört kanal bunlar. Beşinci önereceğim kanal sevgili Fatih Acet'in kanalı. Fatih'in de çok güzel eğitimsel içeriği var. Ki onlar tam benim alanım olmadığı için hakkında çok bir şey söyleyemiyorum ama Fatih'i izlemeyi ben çok seviyorum. Keza yine benim alanım olmayan ama çok güzel eğitici içerik veren Adem İlter'in kanalı var. Yine bence yani kişiliğin böyle manyetizmasını çok sevdiğim birisi daha Adem. Bir diğer enteresan kanal benim de yakın zamanda fark ettiğim Abdullah Uraşkan'ın kanalı. O da böyle çeşitli teknoloji konuları hakkında böyle çok böyle her şeyi kurup hazırlamadan daha böyle doğal akışı içinde videolar çekiyor. Onu seviyorum. Yani bu teknoloji bizim teknoloji aleminden aklımda olan kanallar şu anda bunlar. Yani unuttuklarım olursa onları da sonra eklerim. Belki sonra yine videolar çekerim. Yeni kanallar buldukça, gördükçe. Türkçe içerikli kanallardan bildiklerim bunlar ama dediğim gibi bunlardan ancak son bahsettiğim birkaç tanesi belki hani YouTube'un dibi diyebileceğimiz bir yerde. Ya diğerleri çok zaten çok takipçisi olan kanallar ama dediğim gibi yani belki bilmeyen vardır. Bu kanallara bakabilirsiniz. Tekrar hatırlatıyorum. Eğer siz bu benim kanalıma YouTube'un dibi hareketiyle geldiyseniz bir böyle komentlere bakıp orada geldiğiniz yerin adı geçmiyorsa bir not düşebilirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene kadar ben Bilgem Çakır, burası Yalın Kod.